İnan bütün odağında, bütün odağında il müdürlüklerinin çalışması, onların çalışanlarını çalıştırması yatıyor. Net söylüyorum. Şimdi çok ayrıntıya gireceğim. Diğerlere gidip korkuyorum. Lüzumsuz tartışmalar olacak. Ama net söylüyorum. Biz bankamatiğe paramızı çekmek için nasıl koşarak gidiyorsak işimize de öyle gitmeliyiz. Bankamatiğe koşuyoruz ama işimize koşmuyoruz. Elde edinceye kadar Allah'ım bana iş ver, Allah'ım bana iş ver diye dua ediyoruz. Bak başka bir şey karıştırmıyorum. Ayrıntılara girmiyorum. Allah'ım bana iş ver. İş bulduktan sonra diyor ki nasılsa işe girdim. Şimdi ne yapabilirim? Dışarıda hangi iş yapalım? Galericilik mi yapayım? Arsa mı kiralayayım? Tarla mı kiralayayım? Pancar mı eksemi olur? Mısır mı eksemi olur? Hangisinin elektriği daha ucuz? Ona bakmaya başlıyoruz. Arkadaşlar, maalesef çalıştığımız yerleri dinlenme yeri haline getirdik. Bu bakın, sadece Karamanlı'la ilgili değil. Ben 37 yıl bürokrasideyim. Bir tane arkadaşımı anlatayım. Sabaha kadar doktora yazar, akşama kadar uyurdu ya. Bu adam ileride çok büyük adam oldu. Çok büyük. Söylesem ya şimdi o kesin fena olacak. Söylemiyorum. Üzgünüm ya. Çalışmamayı ahlak edinmiş, üretmemeyi ahlak edinmiş insanları çalıştırmak kadar zor bir şey yok. Onları ancak ilk önce sözlü uyarı, sonra ikinci sözlü uyarı, sonra yazılı uyarı, sonra küçük bir ufak ceza, sonra yerinden etme, sonra da işten etme uygulanmazsa, bakın bunlara değer vermezsek, bu arkadaşlarımız şaka gibi geliyor. Ve yöneticilerimiz kanuni gücünü de kullanmıyor. Ben diyorum ki, daha geçen gün Ahmet'in başına geldi, danışmanım Ahmet'in. Ahmet Bey anlatır mısın ne olduğunu? Şurada tekrar hoş geldiniz. Biz zaten ben eşimi hastaneye götürdüm. Bu zamana kadar da etik hem de ahlaki duruşumuzdan dolayı siyasi kimliğimizde veya ayrıcalık gösterecek bir şekilde hiçbir kuruma gitmeyiz. Biz de danışman olarak değil, vatandaş olarak hastaneye gittik. Ancak doktor bizzat girer girmez eşimden başladı. Bana devam eden bir fırçalama sürecine maruz kaldım maalesef. Bu sefer şunu sordum ben doktora. Dedim ki doktora, bütün vatandaşları bu şekilde azarlıyor musunuz? Bizlerim azar yiyecek dedi, bir işi çoktan geçtim. Niye dedik böyle yapıyorsunuz? Hak ederseniz dedi, azarlarım dedi. Doktor apaçık bunu söyledi. Bu sefer de bize siyasi kimliğimizi ortaya koydum. Konu başhekimliğine ve İl Sağlık Müdürlüğü'ne intikal etti. Şu anda soruşturma kısmı başladı. Biz sayın vekilimizin bilgisi dahilinde vatandaşlarımıza, dostlarımıza da şunu söylüyoruz. Bizim işimizi de kolaylaştırın. Nasıl? Doktorlardan bir yana bir şikayet varsa veya farklı bir kurumda bir şikayet varsa dilekçe verin. Şikayette bulun. Ondan sonra biz de takibini yapalım. Sayın vekilimiz de zaten bu noktada destekleri açıktır. İnşallah bunun örnekleri sayısı artmaz diye düşünüyorum. Devam edeyim. Seçim teşekkürler gezisinde bir tane sağlık hocamızdan şikayet geldi. Ama şiddetli bir şekilde arıyor çağırıyor adam. Sakince dinledim. Dedim ki ben buna baktıracağım. Bir dilekçe verebilir misin? Ne dilekçesi dedi ya? Dilekçe mi verilir? Ya ben neye göre yapacağım? Ben neye göre yapacağım? Adam derse ki bana iftira edildi. Ben neye göre yapacağım? Maalesef adamı ekmeğinden etmeyelim. Kötü biz olmayalım diye böyle bir şikayete girelim. Ve ben yapamıyorum. Ya olamıyor ya. Bir yere kadar gidiyor. Ama Ahmet'in anlattığı olayda ciddi manada şu anda soruşturma başladı. Ayrıca hastanemizde gerçekten bu manada bazı insanlar sürdü. Yani Ermeni'ye, Kazım Karabekir'e yerleri değiştirildi. Hala devam ederlerse başka işler olacak. Ya Allah aşkına bir iş bulmuşsunuz. Oldukça güzel de maaşı var. Vergi mükelleflerimiz de bizim maaşlarımızı veriyor. Hepsi var olsun. Efendim teşekkür ediyoruz onlara. Ama bu işin hakkını vermek zorundayız. Ama anlayış şu. Annemiz diyor ki oğlum iş bulsun. Babamız diyor ki oğlum iş bulsun. Komşumuz diyor ki oğlun hala iş bulmadı mı?
akrabalar diyor ki ya şu kadar üniversite okudu hala iş bulmadı mı? Efendim uzak akrabalar üniversiteden mezun oldu bir iş buldu mu? Bakın bütün mevzu iş bulmak. Bütün mevzu iş bulmak. Bak farklı bir şey söylüyorum. Ya vatana millete faydalı olacağım ben değil bir iş bulayım. İş bulunca zaten olay bitmiş oluyor. Çalışmıyor. Bu mantığı değiştirmemiz lazım. Bu mantığı, iş bulma mantığının içine mutlaka bu vatana, bu millete bizim bir borcumuz var ya. Bir de ya insan bir faydalı olur bir yerde ya. Ben güzel bir yer buldum. İnsanlara hizmet ediyorum. Karşılığında da hamale olmuyor. Devlet vergi mükelleflerinden aldığım benim bankamatime tıkır tıkır yatırıyor. Ya ben bunu hem helal etmeliyim hem de insanlara hizmet etmeliyim demesi lazım. Ama iş bulma mantığı, mantalitesi olunca iş bulma gerçeği bitiyor. Şarteli kapatıyor. Dediğim gibi tarla kiralamaya gidiyor. Burada tarla kiralıyor adam. Başka yerlerde doktora yapıyor. Yüksek lisans yapıyor. İşini başkalarına yaptırıyor. Bakın iş yerlerinde çalışan geneli, yani geneli bir başkasının hakkını hakkını alarak o akademisyenlik işlerini yapıyor. Hakkıyla işini yaparsa o akademisyenlik işi 2 yılda bitmez, 4 yılda biter. Ama hızlı bir şekilde bitiriliyor, oralara geçiliyor. Oralarda da bunun yansıması bu. Maalesef. İncelenmesi lazım.